çok acıktım. Hadi başlayalım. Ateş? Ateş? Zaten bir soru sormayacağım.
Nala. Ölüyordum. Ölüyordum. Ne oldu lan? Ölüyordum. Oğlum sen hani kahraman olacaktın? Hani feda edecektin kendini herkes için? Ne oldu? Can tatlıymış değil mi? Şimdi anladın mı göle attığında neler yaşadığını? Bilmiyordum Bora. Bora ben bilmiyordum. Özür dilerim. Ben yaşadığımı düşünmedim, özür dilerim. Yok yok, gerçekten güzel. Çok beğendim çünkü dayanıklısın. Acaba Yaman abinin de bu kadar dayanıklı mıdır? Sıra ona gelecek ya çünkü. Dokunma abime, dokunma. Derdin benimle. Hala abi diyor adam ya. Oğlum senin abi diğer abiye kaptırmış kızı. Siz ne biçim ailesiniz lan? Yaman. Sen bekle burada. Yaman dur gitme. Şişt. Sakin ol. Kimse yok. Anlamıyor musun? Ya sesini biraz alçaltır mısın? Masal denen o kızdan öğrendim. Yaman atölyede bir kızla birlikteymiş. Tamam yani ya belki işle ilgili falan bir şey olamaz mı yani? Anne ben aptal mıyım? Hayır değilsin, tamam mı? Hadi yürü gidelim. Anne nerede ya? Bu saate kadar hala o kızla nerede ya? Kafayı yiyeceğim. Kim anne o kız? Kim? Feraye. Anne dur. Sendin ha? Ne oldu? Sendin, sendin, sendin. Ne saçmalıyorsun ya? Sakın yalan söylemeye kalkmayın. İkiniz de atölyedeydiniz biliyorum. Aleyna. Aleyna saçmalama. Çalışıyorum ben orada. Yaman da öyle. Makineler için geldi. Ya biz ne çalışması ya? Siz kimi yiyorsunuz? Sen nasıl bir sinsiymişsin ya? Sen nasıl bir alçakmışsın ya? Dikkat et lafların Aleyna. Etmezsem ne olur ha? Etmezsem ne olur? Döver misin beni? Ha? Ya bir de savunuyorsun ya. Delireceğim. Vay be. Prensesimiz gene mağdur oldu. Vah canım vah. Leyna kendine gel. Yaman tamam. Dokunma kocama. Kocama dokunma. Sen bir de utanmadan bu yüzüğü mü takıyorsun ha? Al. Al sana yüzük. Siz de ayakta uyuyun ayakta. Bu konakta neler oluyor haberiniz yok. Anca bana konuşun siz. Anca bana konuşun. Ne oluyor ya? Aman Aleyna yine karıştırdı ortalığı ya. Hadi koş koş. Dur ben notları alırım. Koş.
Hadi Aleyna. Hadi gidelim kızım. Anne bırak. Çocuk muyum ben? Aleyna. Cemile. Sustur kızını, götür şunu. Susmuyorum, gitmiyorum. Bu gece bu konakta her şey konuşulacak. Şimdi anladım neden benden deli gibi kaçtığını. Ödün kopuyor değil mi bana dokunmaktan? Yatağıma bile girmiyorsun. Yeter! Bu laflar burada konuşulacak laflar mı? Ahlaksız! Değil mi? Terbiyesiz! Özür dilerim, ben bunları dinlemek zorunda değilim. Zorundasın canım. Sen bu saate kadar benim kocamla o atölyede neler yaptın, hepsini herkesin önünde anlatacaksın Feraye. Hastasın sen, hasta. Kaç tabii ya, kaç prensesim, kaç, kaç. Sen hep böyle kaçarsın zaten, hep böyle kaçarsın. Sizin şu arkadaşlığınız, hani böyle çocukluktan beri samimisiniz ya, hepsi yalandı belki. Sen belki çocukluğundan beri Yaman'a... Ne yapıyorsun sen? Azmi yapıyorum. Sus artık, sus. Gördün mü rezaleti? Ha? Ailemizi ne hale getirdiğinizi görüyor musun? Her şey... benim yüzümden oldu. Okan. Konaktaki her şeyin sorumlusu benim. Okan saçmalama abicim sen. Sen niye bu haldesin ha? Okan. Okan. Ne oldu sana? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Neler neler oldu, neler neler. Sarhoş mu bu be? Ha. Sarhoşum dede. Mağlubiyet sarhoşuyum. Mağlubiyet ya. Bak. Kaybettik abi. Kaybettik, kaybettik ya, kaybettik. Cemile, al kızını, defolun gidin buradan. Boşanacaklar bunlar. Boşanmıyorum. Tamam, dur. Boşanmıyorum. Dur, sus artık. Boşanmıyorum. Ömer Bey, cahilliğine verin. Laf ağızdan bir kere çıkar. Boşanacaklar. Boşanmayacağım. Yeter, yürü. Boşanmayacağım. Geç. Sen önce torununun neler yaptığına baksana Ömer Efendi. He? Yürü artık. Boşanmıyorum. Hep ben değil mi? Hep ben. Hadi kızım. Geç sen içeri. Ya kızım sen niye dönen tekere çomak sokuyorsun ya? Gülsoy'ların oğluyla evlisin işte. Daha ne istiyorsun? İftiralar, yalanlar, rezil ediyorsun kendini. Bak ben yalan falan söylemedim, pataklarım seni ha. Ne yapıyorsun kız, deli? Deliyim evet. Yeter. Herkes sesini kesecek. Yavaş, babam uyanacak şimdi. Oldu bitti, tamam. Tamam. Odaya geç. Kız dur. Sen bana tokat attın. Odaya geç dedim sana. Geç. Kafayı yemiş iyice ha. Hepsi delirmiş ana. Kafam Allah şişti ya gece. Ya anne bir dur. Geç yer misin içeri? Geç. Annem. Bak sen benim kıymetlimsin. Ben seni korumak için her şeyi yaparım. Neyden koruyorsun anne ya sen beni? Neyden koruyorsun? Kendinden kızım. Kendinden. Anne. Hiçbiriniz bir daha bu geceyle ilgili ağzını açmayacak, tamam mı? Hepinizin eceli olur. Sen de dahil Şerbe.
Hava almak istedim de biraz. Üşüyor musun? Yok, iyiyim. Sana evlenme teklif ettiğim günü hatırlıyor musun Feraye? Hani bu formaliteden bir evlilik olacaktı ve ben geçmiş hakkında asla soru sormayacaktım. Telefonuna bak istersen. Seni mahvederim Feraye. Yaman'dan uzak dur. İkinizi de mahvederim. Kimmiş? Seni onca dertten defalarca kurtaran, tek derdi bebeğinin sorumluluğunu almak olan adama cevap vermediğine göre önemli bir mesaj. Ateş, ne istiyorsun benden? Bebeğin babası kim? En azından bunu bilmeye hakkım var. Söz vermiştin bana bunu asla sormayacağına. O söz veren Ateş artık yok. Teklifini kabul eden Feraye de yok artık o zaman. Boşanalım Ateş. Daha fazla sana haksızlık edemem. Seni üzmek istemiyorum. O yüzden lütfen bırak beni gideyim. Kime gideceğini söylemeyi unuttum Feraye. Hala mı ya? Hala mı? Koskoca Gülsoy ailesine gelin diye getirdiğin kıza bak. Gördün değil mi? Ya bu kız her geçen gün daha da edepsizleşiyor. Ettiği şu çirkin laflara bak. Ya biz böyle bir aileyiz. Yok. Atölyedelermiş de, yok abisinin karısıyla. Oğlum, ya sen de neden işini gücünü gecelere kadar bırakıyorsun ya? Bıraksaydın adamları yapsaydı. Kapı kilitli kaldı dede. Kapı mı kilitli kaldı? Evet. Ha, o yüzden delirdi karın. Karın demeye de dilim varmıyor ya. Deme anne. Hayırdır? Yatağa da girmiyormuşsun zaten karınla. Bir kere aşkla, sevgiyle baktığını da görmedim. Ya o zaman neden evlendin oğlum sen bu kızla? Ya öyle eksik gedik bir şey var mı diye bir bakayım dedim de. Yokmuş. Gideyim ben o zaman.
açıklama yok. Ya delirmemen işten değil ben. Tamam baba. Tamam. Sakin ol lütfen. Sakini makini yok. Tamam. Bu kızdan boşanacaksın. Bitti. Sen oğlum, ha? Hayatınız benim elimde, unuttun galiba. Bana bak, Vural Bakırcı'ya giderim, her şeyi öterim. Ne sen kalırsın, ne abin, geberip gidersiniz. Ne gülüyorsun lan, manyak? Bora'dandı. Biliyorum, biliyorum. Sen benim gücümü, kudretimi unuttun galiba. Döndüyse döndü, hiçbir şey hatırlamıyormuş ki. Ne gülüyorsun lan, delirdin mi? Bora, her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Her şeyi. Eğer babasını hatırladığını söylerse, sen de listeye eklenirsin. Adam perişan oldu. Perişan oldu adam, oğlu için perişan oldu. Yani sen tabii kızının düzeni bozulmasın, aman bir şey olmasın, vah bir şey olmasın diye diye sustun Cemile Hanım. Hı? Belki seni de yanımda götürürüm. Hı? Babasına söylememiş mi? Niye? Dur. Alo Bora? Ha. Sor. Ha? Sor. Ayık. Tövbe estağfurullah, tövbe. Allah çoluğumu çocuğumu korusun ya Rabbim. Soğuk oldu, içeri alalım seni ha. Kızım. Baba. Neler olmuş kızım öyle? Sen nereden duydun baba? Ben söyledim kuşum. Babası değil mi? Bilecek tabii. Tövbe. Kız, hadi içeridekini Ömer Bey gönderdi. Sen niye dondun? Kızım, kaldır başını. Ben senin yüzünü eğecek bir şey yapmadığından eminim yavrum. Ya tabii canım, bir yanlış anlaşılma işte, bitti gitti. Herkes kocasıyla mutlu, mesut yaşasın yani. Oh, sen tabii arkanı sağlam kapıya dayadın, aynen devam. Baba özür dilerim. Hayırdır, niye özür diliyorsun sen? Niye geldin ki buraya? Bu gece burada kalmak istedim. Nereden çıktı şimdi bu? Odamı özledim. E o canavar rahat bırakacak mı ki seni? Ciddi ya o. Isırmaz. Cemile, Aleyna ile konuş. Bir daha asla böyle şeyler istemiyorum. Tamam Mosce. Benim kız bir şey istedi mi? Ha uyudu. Merak etme, ben kontrol ettim. Feraye mi geldi? Bir haber versenize. Geldi sevgi fıtırcı. İşimiz gücümüz yok, sana haber vereceğiz bir de şu an bu durumda. Babacığım ben biraz uzanacağım, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Dinlen kızım. Senin yatağın sahibi geldi Şevron. Sen angarana dön istersin. Aa, yatsın yavrucak. Zaten üzgün kız. O benim kızım sayılır. Nereden kızın oluyor senin ya Allah'ım pa? Ay. Hemşirelik yüzünden vakit kalmadı. Ana olamadım. Onu mu yüzüme vuruyorsun Cemile? Unutma, sen de eski sağlıkçıydın. İyi tamam. Sen yine de bizim mevzulardan biraz uzak mı dursun acaba? Özellikle de Aleyna'dan. Annelik öyle sandığın kadar kolay bir şey değil. Sen bunlara karışmasan daha iyi olur. Öte git. Ben sana göstereceğim nasıl olmuş. Haydi kuşum, bir kahve yap da içek.
Gece gece uyku kaçırır ama tabii ki yapayım. Hadi hadi içeri. Hadi. Siz beni uyudu sanın bakalım. Bir de eve geri aldınız ha Ferhane'yi. Ben şuradan çıkayım, biliyorum ne yapacağım size. Yok iş için gitmiş olabilirmiş de, yok bağış yapmışlar da. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Alo Masal. Ya sen beni niye arıyorsun ya? Manyak mısın sen? Bak savcılığa şikayet edeceğim seni. Bir de hakkımda uzaklaştırma aldırtma olsun ha? Bak yaparım bak. Ya bir dur şimdi, işimiz var. Ne işi ya? Kapatıyorum. Ya bir dinle bak, gelirim oraya saçını başını tekrar yolarım senin. Sen şu Yaman'la kızı gördün ya, nasıl gördün sen onları? Ay. Söyledim ya sana. Ben çıktığımda zaten kız yeni gelmişti. Ne demek nasıl görmüştü? Ya aralarında bir yakınlaşma var mıydı? Bir elektrik falan var mıydı? Onu soruyorum. Aleyna biz seninle besti miyiz? Gece gece muhabbetlere bak. Kapat hadi. Anlamadık sanki Yaman'ın peşinde koşturmandan zengin koca peşinde olduğunu. Ah şu sabah bir olsun. Ben alacağım zaten Cemile Hanım'dan tahliyemi. Kocamdan öyle kolay vazgeçecek değilim herhalde. Ya o zaman neden evlendin oğlum sen bu kızla? Ateş ne dedi peki? Bilmiyorum, beklemedim cevabını. Biraz acaba ayıp mı etmişsin adama? Esas böyle devam edersem ayıp. Ben Yaman'ı seviyorum. Kendime engel olamıyorum zaten. Sürekli de açık veriyorum. Bu böyle gitmez. Ne yapacaksın peki boşanırsan? Gideceğim buradan. Pardon, sebep? Yaman'ın hayatını tehlikeye atamam. Bulurduk belki bir yolunu Feroş ya. Benim olduğum yol karanlık onun için. Vaz mı geçeceksin aşkından? Ben ondan vazgeçebilecek kadar çok seviyorum onu. Açmayacak mısın? Dün gece o kapı kendiliğinden açılmadı Feraye.
Bak açıyorum kapıyı. Dün geceki gibi saldırmak yok, tamam mı? Ya tamam aç hadi. Bak anneni zor ikna ettik kızım. Çıkaracağız böyle uslu uslu kahvaltı yapacağız bu kadar, tamam? Tamam dedim. Açıyorum bak. Aç aç. Bismillah. Nerede o? Nerede o? Nerede? Atölyeden sonra haber veririm ben sana o zaman. Tamam canım. Nerede o? Nerede o? Feraye! Ne oluyor ya? Can gel. Gel. Senin hop! Saçını başını hop! Yolarım. Tam bir hop! Gece bu an için bekledim Feraye. Ne yapıyorsun? Bir gece. Yakana. Bir de utanmadan kız kardeşinin kocasına mı yanaşmaya çalışıyorsun sen? Saçmalama. Seni gebertirim. Saçmalama. Dur, ne oluyor be? Delirdim. Çabuk evet. Gel. Delirttiniz beni. Bela mısın kızım ya sen ya? Ya çetim. Feraye çıkmadan açmayacaksın kapıyı demedim mi sana? Bak kızım bak. Dur. Bana bak. Ya bak. Ne istiyorsun? Ne? Kocamdan uzak dur istiyorum Feraye. Oldu mu? Beni kıskanıyorsun. Ne kıskanacağım seni ya? Bana seni. Dur. Dur. Parçalarım aman, seni. Dur. Seni parçalarım. Dur. Dur kızım dur. Dur tamam. Okula gidiyorum ben. Git git. Git tabii sen okula git. Ha, git. Gidiyorum ben senin okulunu. Senin o hep taktığın kırmızı bere var ya. O kırmızı bereyi senin kafana geçirir. Seni öyle bir kış bahçesinde bekliyorum. Bir daha seni Yaman'la yan yana görmeyeceğim. Cevap veremiyor bir de. Veremezsin tabii o cevabı. Tamam. Karışma be sen de. Sinsi. Tamam. Tamam dur. Çek anne. Yeş. Sinsi. Tamam. Be sakin ol bir. Sakin ol bir. Kendine gel. Kendine gel. Allah Allah. Şimdi siz ikiniz de Gülsoyların gelinisiniz değil mi Şeker? Evet, önce ben evlendim. Ha, ama onlara torun verecek olan da Ozar. Ne diyor anne bu? Allah, ne diyorsun? Ha, şunu diyorum, kızı konağın ortasına o çakmış. Yani ben senin yerinde olsam bu kızı fazla kızdırmazdım. Ben istemiyor muyum sanıyorsun çocuk? Peki hani nerede Şeker? Nerede? Sana ne kızım, sana ne, sana ne? Ha, doğru söylüyorsun. Herkes iyi ana olacak diye bir şey yok tabii. Demek ki sen bu kızcağızı doğru yönlendiremiyorsun, onu diyorum. Dedi feleğin çemberinden geçmiş yılların hemşiresi. Hmm. Ben hemşireysem sen baş hemşiresin. Unuttun galiba Cemile Hanım. Dost acı söyler. Sen bu kafayla gidersen yakınla kızınla sana yol görünür. O kadar. Bekir, buluşmamız lazım. Çok fazla kalamam burada. Dün gece atölyede kilitli kalmamız... Sonra kapının birden açılması tesadüf müydü sence Feraye? Bilmiyorum. Ne fark eder ki? Biri bizim baş başa kalmamızı istedi. Kim niye yapsın böyle bir şeyi? Bora mı acaba? Bora olsaydı son çok daha farklı biterdi. E kim o zaman? İkimiz hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen biriydi mutlaka. Kaçıp kurtulduğunu sanma sakın. Bizim artık seninle her anımız huzursuz. Her bakışmamızı yasaklayamam. Aksi olması mümkün mü sence? Abimle evlisin. Karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Bu bebek benim.
yalnızca benim. Ateş Gülsoy ne diyor bu duruma? Ben gideceğim buradan Yaman. Bebeğimle birlikte çok uzaklara. Nereye? Kötü sözler duymayacağım. İnsanların yüzüne rahatça bakabileceğim bir yere. Kendi yüzüne bakabilecek misin peki? Ben bakamıyorum çünkü. Aynada kendime her baktığımda sevdasına sahip çıkamayan bir adam görüyorum. Aynaların olmadığı bir yer var mı Feraye? Eğer öyle bir yer varsa söz veriyorum sana söyleyeceğim. Abim. Boşanacağım. Hayırdır? Ne hayırdır? Sürekli beni takip ediyorsun. Hava almaya çıkmıştım öyle kardeşimi görünce doya doya bakayım dedim. Var mı sorun? Aleyna'nın söylediklerini kafana takıp Feraye yüzme sakın. Sakın. Çok uzun zaman oldu. Duyduklarıma değil de gördüklerime inanmayı öğrenelim. Anneciğim ya gider misin lütfen anne? Allah. Kalk hadi oğlum kahvaltı ya. Yapacağız hadi. İstemiyorum. Hadi istemiyorum anne. Olmaz Allah. Öyle şey. Ya anneciğim gider misin? İstemiyorum ya. Okan iyi misin sen? İyiyim anneciğim. İyiyim bak kalbini kırmak istemiyorum. Tamam mı? Çıkar mısın? Kahvaltı yapmayacağım istemiyorum. Tamam. Tamam. Ama bak fikrini değiştir. Değişmez benim fikrim. Lütfen anne çıkar mısın? Yatacağım. Tamam gidiyorum. Peki. Tamam. Peki gidiyorum. Anne ama yani... Hayırdır abi? Hayır belli ki. Şimdi sana çok net bir sorum var. Sor abi. Ve çok net bir cevap istiyorum. Tabii. Feraye benden boşanmak istiyor. Neden? Bilmiyorum. Yani... Net bir cevap. Abi yani ben nereden bilebilirim? Yani sonuçta hani böyle bir karar mı? Bunun yüzünden olabilir mi?
Abi ya. Yani... Hala abini koruyorsun öyle mi? Hala. Peki ben ne indim Okan? Ben ne indim bu Okan'ım? Nasıl alınacak bu buradan ya? Hadi gel, hadi inat etme gel. Lan nasıl alınacak bu ya? Ateş Bey, Ferahi'nin yüzük dün gece düşmüş de görünmez kaza işte. Ben ama bunu alırım şimdi böyle yepyeni parlatırım size teslim ederim Ateş Bey. Aleyna senin yapacağın işim ben. İnsan çime atar, taşa atar. Havuza atılır mı lan? Günaydın Ömer Bey. Merhabalar Şermin Hanım. Reyhan şerbeti hazırladım size. Dün gece olanlardan sonra sakinleşmeye ihtiyacınız olduğunu düşündüm ama... doğru mu yaptım acaba? Demek siz de gördünüz rezaleti. Haddime değil elbette. Ama gürültü patırtıyı duyunca gelmiş bulundum. Tabii istemeden de olsa görmüş bulundum bazı şeyleri. Affedin. Buyurun efendim. Bol buzlu sevdiğimi nereden bildiniz? Benzetmek gibi olmasın ama rahmetli babam da sizin gibi yağız biriydi. Erkek adamın içtiği de kendi gibi keskin olacak derdi. Bol bol buz attırırdı. Atın biraz daha atın. Kafidir herhalde. Koyun bir tane daha. Ay çok soğuk oldu. Asla. İyi iyi. Çok iyi. Efendim işe gitmeden önce bir isteğiniz, ihtiyacınız olursa lütfen bana söyleyin. Sağ ol. Yoksa elinizi çektiniz mi işten güçten? Yok canım. Olur mu? Bensiz yürür mü işler hiç? Hiç. Gerçi gençlere dert anlatmak da pek kolay olmuyor şimdi. Ah, ah çok haklısınız. Evi yapan balta dışarıda kalır derdi baba. Ay affedin. Böyle ailem aklıma gelince konuşmam da özüne dönüyor bazen. Buraya geldim geleli ailemle ilgili anılar üşüşüyor kafamı. Zavallı baba. Abilerimden çok çektim. İşini gücünü elinden aldılar. Sonra da huzur evine yerleştirdiler. Ondan sonra parasını bile ödememişlerdi de. Zavallı babam beni arayıp yardım istemişti. Yok canım biz de o kadar da değil yani. Aa yok siz daha çok gençsiniz. Gücünüz kuvvetiniz de yerinde maşallah. Şükür. Ama işte tam da bu zamanda önlemini almak lazım değil mi efendim? Çok haklısınız Şermin Hanım. Çok. Vallahi elinize sağlık. Şifa olsun. Peki. Ey bir zaman seyrine bakıp bakıp doyamadığım. Bir sus be. Şimdi gurbete bırakıp sesini duyamadığım. Bekir. Şimdi evde kapanıp kaldın mı? Yakında kapanıp kalacağız zaten eve. Ne ya nasıl yani? Bora her şeyi hatırlıyormuş. Yok öyle bir şey ya yok yani. Okan'a söylemiş. Ne zaman ya? Eziyet ederken. Ya senin dünyadan haberin yok Bekir. Desene Gülsoy burada sayfayı yedi şimdi. Sen yemedin mi Bekir efendim? Ben ne alaka ya? Sarp'la çevirdiğiniz dolapları Okan'la Yaman bilmiyor mu? Ha? Başı sıkışınca ne yapacak? Vurala patlatacak seni. Keserim seslerini. Tek bilen onlar mı Bekir? Ha,
Ben yanarsam seni de yakarım. Ondan sonra bu getirdiğin çiçekleri mezarına koyarız Bekir Efendi. Ya bir dur, bir dur Allah aşkına, bir dur, bir düşüneyim, bir sus. Neyi düşüneceksin ya? Düşünecek bir şey mi var? Bora ayaklandı diyorum ya, taşlar yerinden oynadı artık. Bak o çocuğun ortadan temelli kaybolması lazım. Ellerinden öper Bekir Efendi. O öyle olmaz, o iş öyle olmaz. Nasıl olacakmış? Yahu buranın ozi zaten sürekli üzerimde. Sarp'tan sonra Bora'yı da temizlersem toparlayamam, anlatamam, düzeltemem ben bu durumu ya. E ne olacak peki? Yarım kalan işi tamamlatacağız. Kime? Kime sence? Okan'a. Okan'a tabii ya. Bu şekilde senin vurmuş olduğun dünyanın da bozulmayacak. Ya. Onca yıl bu alemde nasıl ayakta kaldım zannediyorsun sen kızım? Farda yürüyüp izimi belli edeceksen nerede kaldı benim çakal bekirliğim? Çakalsın Bekir. Çakalım tabii. Ağır, bu kadar da değil. Tamam ya, bir şey yok. Kardeşiniz. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Anlaşıldı, seni zapt etmek mümkün olmayacak. Yalnız gitme bari. Yok baba, senin adamlar yavaş. Benim de hızımı keserler. Oğlum, belki biraz hızını kesmenin vakti gelmiştir ha. Ah, tamam baba. Hadi kaçtım ben. Sari. Ne var, ne? Hayır ya, hayır ya. Niye arıyorsun beni ya? Niye arıyorsun artık? Niye arıyorsun beni? Niye? Allah'ın belası senin. Niye arıyorsun beni? Niye rahatsız ediyorsun? Bir de mesaj atıyor ya, bir de. Neden açmıyorsun lan? Bak bir daha arayacağım. Yalnız bu defa ikinci kez çalmasına izin var mı? Yoksa gelirim yanına, yüz yüze konuşuruz. Gelme. Gelme, mümkünse gelme, gelme. Açtım, açtım. Ne var? Ne var? Gelmene gerek yok, tamam? Ne var? Okan, niye açmıyorsun oğlum? Kalbim paramparça ettim bak sen bunu şu an. Oğlum ben seni özlediğim için arıyorum. Ne var, ne istiyorsun? Sadede gel artık. Kanka, öyle koşuya çıktım. Normalde müzik dinleyecektim, aklıma sen geldin. Dedim bir Burucu'mu arayayım ya, ne yapıyor? Oğlum neler yaşadın tam biz? Ha? Vallahi... Artık aramızda da çok güçlü bir bağ var Okan. Nasıl desem sanki hayatlarımız birbirine bağlı gibi. Bak güzel kardeşim. Biz seninle ödeştik tamam mı? Bitti gitti artık tamam mı? Ben sana yaptım, sen de bana yaptın. Biz kapattık oğlum bu konuyu. Tamam mı? Kapattık artık. Bitti, bitti. Bak bitti gitti Bora. Beni rahat bırak tamam mı? Rahat bırak. Yok yok, hayatta bırakmam kanka. Yani bırakamam kanka. Aklımdan çıkmıyorsun ki hiç. Oğlum o halin, o çaresizliğin falan. Neler yaptım lan sana? Bir Allah'ın kulundan da gidip yardım isteyemedim. Şş, ağlıyor musun lan? Ne alakası var? Ne alakası var? Ha çok güzel, ağlama. Ağlamak yok, artık sadece güleceğiz. Tamam? Bir sıkıntın olursa da tamamen bana söylüyorsun, hemen çözüyoruz olayı. Okan ne kadar kabasın ya. Hani ben sana burada kalbimi açıyorum kanka. İnsan bir teşekkür eder, bir şey söyler ya. Teşekkür ederim.
Efendim? Teşekkür ederim. Allah'ım belası teşekkür ederim. Ne demek canım benim. Ben de sana teşekkür ederim. Şimdi kapatıyorum. Önemli işlerim var ama arayı çok açmadım. Tamam. Allah belanı versin senin. Önce Cemile'nin sonra senin versin inşallah. Hocam bana verdiğiniz fırsatın çok değerli olduğunu biliyorum ama... affedin beni hocam. Yok ya böyle de çok acıklı oldum. Hocam bana verdiğiniz fırsatın çok değerli olduğunu biliyorum ama... ben affınızı istiyorum. Affınızı istiyorum. Aynen. Bayağı yani. Hocam bana verdiğiniz fırsatın çok değerli olduğunu biliyorum ama... ben affınızı sunuyorum. Feraye. Sibel Hoca az önce aradı. Gecikecekmiş biraz. Öyle mi? Tamam çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevdiğim kızı aldım hediyesine. Ne saçmalıyorsun sen? Hepimiz bir sayfa açarız diye düşündüm. Dikkat edersen kağıdın yanında kaleme koydum. Yani belki içini birlikte doldurur. Ne münasebet hem sen nereden biliyordun benim burada olacağımı? Sabah küçük bir araştırma yaptım okuluna gittim. Yapat öyle demişsin. Yoksa dün gece kapıyı kilitleyen de sen miydin? Bir dakika sen dün gece atölyede miydin? Bilsem kesin gelirdim. Sakın bir daha bana böyle şeyler yollama. Daha yeni başlıyoruz ama sevdiğim... kız. Peki. Aman bu da hep kurumuş ya. Kurumuş mu? Şişt, kız hadi bir çay yap da içelim. Hadi kız. Aleyna, özledik kız senin içine sevgini katarak yaptığın haşlama çayları. Ha? Aleyna! Kızım sen niye saldın kendini böyle? Tövbe estağfurullah bak deli gibi bir şey oldun ha. Bak bu onların kaydederler. Sonra mahkemede delil diye kullanırlar. Vallahi Yaman tek celsede boşar seni ha. Biraz kendine gel kızım toparlan. Aa! Aleyna! Ne? Bir rahat bırakın beni be. Başlayacağım sana da Aleyna'na da şimdi. Aleyna! Aleyna değil. Hoş geldin şeker. Geç otur hele. İki laflayak seninle. Çay koy çay. Zıkkım mı içseler acep? Vallahi bana uyar. Öyle bol demli bir zıkkım. Oh. Yüzün güldü acı. Al şeker. Teşekkür ederim. Yarasın şeker. Sen beni dinle şimdi bak. Böyle kendini bunalım yapmayacağım. Bu işlerde motive çok mühim. Onu bozdum mu ne güzelliğin para eder ne gençliğin. Güzel miyim gerçekten? Anam delinin zoruna bak. Ateş topu gibisin. Yalaz yalaz maşallah. Ama seninki sağ karşı soğuk. Öyle gördüm sanki. Soğuk mu? Buz. Bak ama eğer doğruları yaparsan o buzu kendi ateşinle eritirsin. Değil mi? O nasıl olacak? Evvela konağın ortasına kazık çakman lazım. Ben de öyle diyorum ama elimi bile tutmuyor ki Şermin abla. Boş ver. Bak hele şimdi git bir güzel hazırla. Tak takıştır, sür sürüştür. Sonra? Şermin ablana bırakacaksın ilerisini. O Yaman Bey ömür billah kopamayacak senden, merak etme. Ama diyorum ya, şu gazı hele bir çak.
Tamam, ben o zaman hemen hazırlanıp geliyorum. Heh. Aferin. Yaman Efendi. Yok öyle kaçmak. Gel, gel, gel. Dede bak, ne konuşacaksan sonra konuşalım. Tamam, ben boşanma işini halledeceğim ama bana biraz zaman ver. O meseleyi sonra konuşacağız. Sen bana verdiğin sözü unuttun galiba Yaman Efendi. He? Hani ateşi birlikte devirecektik. Dede, dur şimdi, hiç sırası değil. Yaman! Ya! Oğlum! Tabii. Öyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Evi yapan baltayı kapının dışına koyacaksınız. O kadar kolay değil. Biz daha ölmedik. Bekir. Cemile Hanım, bakıyorum ayrık alamıyorsunuz benden. Ya bir sus, bir dinle. Tamam, benim aklıma yattı bu iş ya. Tamam, biz arayalım Okan'ı, çağıralım, güzel güzel konuşalım. He? Tamam tamam, hallederiz ya. O değil de sen neredesin ya? Söyle bakayım. Ben eve geldim şimdi. Hadi kapatıyorum. Hadi ben. Hadi görüşürüz. Hadi gel. Ne oluyor ya? Hayırdır? Kızının morali bozuktu malum, beş kardeş yüzünden. Sana da şimdi bir Osmanlı tokadı gelir. Vallahi yerinden kaldırmaz Şerro, öyle söyleyeyim yani. Biz Şermin ablayla gezmeye gidiyoruz anne. Saçmalama. Boşayacaklar seni. Niye koz veriyorsun ellerine? Ne yani? Bu kız şimdi müştemilatta oturup mahkeme celbimi beklesin. Ben seni düşünüyorum kızım. Tamam mı? Seni. İyi anneciğim, sen evde oturup beni düşünmeye devam et. Ben de kendi planlarımı yapayım. Nasıl fikir? Sen buraya gelsene bir Şerro. Allah Allah. Gel buraya, gel. Şerro. Bak, boş laf etmiyorum. Bu kızın başına bir şey gelirse öldürürüm seni. Ben ne yapayım? Yapma bir şey. Anne, ben kaç yaşında kadınım ya? Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Yürü Şermin abla. Allah Allah, hareketlere bak ya. Allah'ım, Allah'ım. Sırılsıklam olduk ya. Feraye yok burada, çıktı. Yani siz telefonundan falan arayın isterseniz vallahi. Nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum. Ben Feraye için gelmedim. Zahmet olmazsa bir kahvenizi içerim. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Ateş Bey geldi de bahçede oturuyor. Dur dur, ben yaparım. Tamam tamam, geç geç. Ya Çetin, bir gidip sorsana Ateş Bey'e derdi neymiş. Ben ya, niye bakıyorum ya? Yürü, 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 bir sor hadi. Hadi geç, bir geç, geç. Geç geç. Ne anlattın ama ya, ne anlattın? Bana dedin Cemile abla. Yok, sen kahve yap. Yapıyorum zaten. Oh. Ateş Bey, hoş geldiniz. Ha, unutmadan ben şu yüzüğü vereyim size. Şimdi havuza düşmüştü ya, ben sabah aldım onu. Ben de oturayım o zaman şöyle. Dün gece neler oldu ya öyle Ateş Bey? Ya bizim kız biraz deli dolu Ateş Bey. Ama Allah var, kocasını seviyor yani. Hani bilmiyorum, bir insan kıskançlık yüzünden böyle saçma sapan şeyler yapar mı?
Bilmiyorum ya, yapıyor demek ki. Hani sevmese yapmaz. Hani sevdi. Ha, kahvelerde geldi. Vereyim. Ellerinize sağlık. Oh. Hüseyin amca nerede? İçeride mi? İçeride. O bulmacasını çözüyor. Klasik. Hadi git bak bakalım, sen sıkılmasın. Yok, sıkılmaz ya, o şey her zamanki gibi. Çetin. Ben bir bakayım acaba ne yaptı, bir şey yapayım. Kapıyı da kapat. Tabii. Cemile otur. Sen kızını seviyor musun? Seviyorum tabii. O nasıl soru öyle Ateş Bey? Neden tokat attın dün gece herkesin içinde? Dün gece söylediklerini duysaydınız. Duydum. Feray için gelmedim dediniz. Doğru olabilir mi Aleyna'nın söyledikleri? Olur mu hiç öyle şey? Feray sizinle evli, Yaman da benim kızımla. Hiçbir şey duyulmuyor ki. Çelik kapı. Kıskançlık yapıyor işte. Bu çocukluğundan beri öyle abartmayı falan çok sever. Yaman Aleyna'dan bu kadar nefret ediyorken neden evlendi sence? Yani şunu soruyorum. Sanki sen bir şeyler biliyormuşsun da o bildiklerin ortaya çıksın istemiyormuşsun gibi. Hiçbir şey bildiğim falan yok. Yani benim konağa gittiğim bile sayılı. Haklısın. Ben de Aleyna gibiyim sanırım, abartmayı seviyorum. Estağfurullah. Kalkıyor musunuz? Tekrar teşekkür ederim. İçmediniz de öyle kaldı. Yalnız benim aklıma bir şey takıldı. Feraye'nin bebeğini düşürme çaban. Yaman'la ilgili olabilir mi? Olur mu öyle şey Ateş Bey? Ben hiç öyle, niye öyle düşündünüz? Ben o konuda çok pişmanım. Büyük bir hataydı. Ya dede. Ya görmüyor musun? Dağılmış durumdayım zaten. Nereye götürüyorsun beni? Bir de giydirdin böyle. Bırak evde kalayım. Oğlum bir sus. Gideceğimiz yeri görünce bir anda kendine gelirsin, merak etme. Hakan. Şirkete mi? Vallahi bilmiyorum abi. Bak vallahi diyorum, yani dedem bana sürpriz yapacakmış artık. Nereye götürecekse. Başında olmadığım şirkete gitmem ben. Okan torunumla başka işimiz var. Bu konakta. Neden herkes iş çeviriyor dedi? Kim iş çeviriyormuş? Kim? Nereye gidiyorsunuz? Hadi oğlum. Daha nereye gideceğini bile söyleyemiyorsan. Sen mesela. Hadi hadi yürü. Allah'ım yarabbim ya.
Çok uzun zaman oldu. Duyduklarıma değil de gördüklerime inanmayı öğrenelim. Dede, ah dede, ah dede ya. Deden sana hayatının fırsatını verecek. Hazır mısın küçük şeytan? Hadi oğlum. Hadi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ural. Hoş geldin. Buyurun. Özür dilemek için biraz geç kalmadın mı? Ne desen haklısın. Ama kapına kadar gelmiş birine de hayır demezsin herhalde. Ateş ya. Bir şey soracağım. Sizinkiler burada diye geldin değil mi? Bu kadar güvensizlik fazla mı? Tamam tamam. Ama bak bana çok sağlam bir açıklama borçlusun. Dün gece neredeydin, nereye gittin hepsini anlatacaksın. Geliyorum. Kemal Bey, bağışlarınız için teşekküre gelememiştik. Ne iyi oldu geldiniz. Rica ederiz, ne demek. Atölyeyle ilgili miydi ziyaretiniz? Sayılır aslında. Dün geceki güvenlik kamerası kayıtlarına bakma şansımız var mıdır? Tabii ki. Hemen arayalım arkadaşlar isterseniz. Özellikle görmek istediğiniz bir bölge var mı? Var. Atölye yönü. Tamam. Hoş geldiniz tekrar Ateş Gülsoy. Hoş buldum. İstiyorsan dışarıda yemek yiyelim, üstüme bir şeyler alayım. Dün geceden borçlusun bunu bence. Ben önce güzel güzel özrümü dileyim, ondan sonrasına bakarız. Sizinkiler bahçede. Biz başka yere geçeriz, olur mu? Hay hay. O zaman kendime kahve yapacaktım, beraber mutfağa geçelim. Hı. Ömer abi, sen var ya sen. Sen böyle güzel şeyler söyleyeceksen her gün gel, her gün sana kapım açık. Vallahi şeref verirsin. Estağfurullah. Daha ölmedik be vuralım. Olur mu öyle şey be abi? Ölmek neymiş? Sende daha çok iş var, çok. Hay yaşa. Yalnız bir tek şartım var. Söyle abi. İllegal işlere karışmayacak çocuklar. Hay hay abi. Sen dedin ya, ateşi birlikte alt edelim diye. Ben senin her şartına kabulüm. Anlaştık. Özrünüz kabul edildi Ateş Bey. Dün gitmenin sebebi karınla ilgiliydi değil mi? Hı hı.
Feraye ile mutlu olduğunuza emin misiniz Ateş? Değilim. Neden o zaman hala devam ediyorsunuz? Ateş bak, ben seni az çok tanıdım. Çok iyi biliyorum ki senin içinde çok daha sevecen, çok sıcak biri var. Ama bunu bir türlü ortaya çıkartamıyorsun. Neden? Kara bulutların dağılması için önce sağlam bir fırtına kopması gerekiyordur belki de. Kim bilir? Görüyor musun nasıl sabırsızlanıyor? Paranın kokusunu aldı tabii. Yalnız çok iyi akıl etmişsin abi. Değil mi? Seninkiyle benimkine ortak şirket açma fikri müthiş. Ya müşteriyse senin benim eşim dostum. Paraysa bizim paramız. Görelim bakalım. İşleri azalmaya başlayınca ne yapacak o Ateş Efendi? Göreceğiz. Dede biz müsaade mi istesek artık? Hani bir baş başa da konuşalım. Oğlum biraz sabırlı ol. Daha imzalar atacaksınız. Bade kızımız nerede kaldı? Ömer abi. Hı? Şimdi sana çok güzel bir sürprizim var. Vallahi senden korkulur. Belli ki bugün güzel bir gün olacak. Nedir? Oraya bak. İşte torununun yeni ortağı. Kahven hazır. Teşekkür ederim. Ortak. Evrakı getirin. Bora. Geçmiş olsun evladım. Maşallah. Sapa sağlam dönmüşsün. Efendim vallahi dualarınız sayesinde. Çok sağ olun. Okan. Telaşlanacak bir şey yok oğlum. Sen kalkarsın bu işin altından. Deden var senin yanında ya. Her zaman yanındayım oğlum. Bildiğim her şeyi öğreteceğim sana. Merak etme. Evet. O zaman başlayalım. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Babanlar ne yapıyor bahçede, haberin var mı? Kardeşlerimize şirket açacaklarmış dedenle. Şirket. Ve sen bana bunu söylemedin öyle mi? Ateş, benim çok yeni haberim oldu ve bu durumdan hiç hoşnut değilim. Ateş dur. Abi. İniriz silahları. Bora. Dur. Dur yapma. Bora dur. Bora dur. İşlerini böyle çözmeyi babandan mı öğrendin lan? Vallahi bence gayet makul çözümler bunlar. O silahı çıkarttıysan sıkacaksın oğlum. Ateş!
Buru. Buru Allah aşkına yapma, dur. Lütfen yapma. Hadi. Hadi. Sık ama. Sık. Şşş. Sıksana lan. Lan sık! Ver şu silahı. Ver şunu! Ne oldu lan? Arkamdan ne iş çevirdiğiniz umurumda bile değil. Ama pis işlerinize kardeşimi bulaştıramayacaksınız. Okan, hadi ol. Abi dedem illegal işler olmayacak demişti. Hep aynı oyun değil mi? Hep aynı oyun dede. Ateş, ateş. Hadi ol. Kusura bakma madem. Ateş Gülsoy! Ben Mora Bakırcı. Çok memnun oldum. Yaman. Hocam merhaba. Merhaba Feraye. Atölyeyle ilgili bir şey mi var? Dün kilitli kalmış sanırım Yaman Bey içeride. Kamera kayıtlarını görmek istedi. Atölyenin içinde kamera var mı ki? Yok, dışarıda var sadece. Ha. Ha, arıyorlar. Efendim? Evet. Hay Allah. Tamam, tamam. Yaman Bey, güvenlik şirket değişikliğine gitmiştik. Onlar da tüm kameraları sökmüşler yeni firma takacak diye. Yani? Yani düne ait kamera kaydımız yok okulun hiçbir yerinde. Önümüzdeki hafta takılıyormuş. Tamamdır, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya baba sen niye giriyorsun araya ya? Hayır anlamıyorum ki, bizim derdimiz Gülsoy'ları bitirmek değil mi? Her şeyin bir yolu vardır aslanım. Her şeyin. Adam geldi. Evi dağıttı. Masayı yıktı. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Bora. Bak. Ulu orta adam öldürürsen temizleyemezsin. Bunun sadece iki yolu var. Ya hapislerde çürüyeceksin ömür boyu ya da gideceksin. Ortalıkta görünmeyeceksin. Oğlum. Sen bana burada lazımsın. Senden başka kimseye güvenim kalmadı. Güçsüz gözüküyoruz baba. Cezasını kesmemiz lazım Ateş Gülsoy'un. Kes oğlum. Kes. Tabii ki kes. Ben sana kesme diyor muyum? Ama iz bırakmadan. Ucu bize temas etmeyecek şekilde kes. Özür dilerim. Hiçbir zaman unutmayacaksın değil mi? Yaptıklarımı. Ama gene de çekip çıkardın beni o akbabaların arasından. Hem de sana bin bir yalan söylemişken. Ne o barışma çabası mı? Sen niye tedirgin oldun ki atölyede kamera olmasından? Yokmuş zaten, neyse. Feraye.
senin hiç mi garibine gitmiyor? Dün gece bu kapı bir anda açıldı, bir anda kapandı. Hadi gidelim biz. Feraye. Öptüm ben seni dün gece. Ne? Ne yaptın? Uyuyordum, dayanamadım. Öptüm. Ben çantamı alıp geleyim. Yaman. Buraya gel, çabuk buraya gel. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Bu kamera ne zaman takıldı acaba? Vallahi bilmiyorum. Dün boyacılar gelmişti, onlar taktılar herhalde. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim. Dün boya yapılırken sokmamışlardı beni içeri. Çok uzun zaman oldu. Duyduklarıma değil de gördüklerime inanmayı öğrenelim. Ateş sana ne yaptı da sen boşanmaya karar verdin? Cevap ver Feray lütfen. Sözünü tutmadı. Daha önce hiç sormadığı bir soru sordu. Yaman abim. Alena ile evlenmek zorunda kaldım. Bora. Feraye'ye saldırınca abim de onu bir güzel dövdü. Tabii bu şerefsizin de zoruna gitmiş. Bizim evi bastı. Abimi öldürecekti. Benim başka çarem yoktu. Ne yaptı? Kafasına vurdu. Oracık da yere yıldı zaten. Öldüğünü düşündüm, ben göle gittim. Göl attım. Yaman abim suçu ben üstlenirim dedi. Korktum. Sonra? Cemile. Cemile bütün olup bitenleri duymuş. Geldi, tehdit etti. Bütün her şeyi Vural'a anlatırım, o da sizi öldürür dedi. Yaman abim bu yüzden evlenmek zorunda kaldı Leyla'yla. Yoksa bırakmazdı Feroş'um. Bebek Yaman'dan değil mi? Thank you.
Tamam, tamam. Şimdi anladım. Neyi? Benim çocuk yapmam lazım. Evet. Ancak o zaman ne yaparım? Kazık çakarım. Aferin sana. Abi hoş geldin. Loji alayım. Yok, hiç gerek yok. Önemli bir işim var, biraz kafayı kırayım yeter. Tabii abi. Bir tane alabilir miyim? Demek kafana silah dayamam yeterince yaratıcı bir çözüm değil. Ateş diyorsun. Bakalım yeni planın karşısında ne yapacaksın? Şuna. Kim? Hiç fena değil ha. Bak şu bıyıklı, yakışıklı. Aa ben... Tanıyor mu? Tanıyorum evet bu çocuğu. Bu çocuk şey... Kim? Bu Bora Bakırcı bu. Ha. Heykel gibi çocuk ya. Bana mı bakıyor? Yok, bana bakıyor. Harold yani, kız sana bakıyor. Bana kadeh kaldır. Ay fakir gibi bu kaldırı. El salla. Salla salla. Buraya geliyor. Sallama pek dur. Merhaba hanımlar. Selam. Sen zaten olmuşsun. Olmuş mu? Çıkalım mı direkt? Bilmem. Çıkalım mı? Ha, çıkın çıkın. Ben galayım ya. Çok güzel ışıklar falan. Çıkalım o zaman. Ama çekilmen lazım. Eşyalarım olacağım. Kalk kız sen de. Kalk. Hayatında böyle mekan mı görmüş? He, yazık be. Hadi gidelim asker. Yaman. Ben Ateş'in böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani gizlice kamera taktırıp izlemek falan... Ne bileyim. Tamam. Kontrol düşkünü, otoriter falan ama... Sen ne düşünüyorsun yani? Abinin gerçekten böyle bir şey yaptığına inanıyor musun? İnanmıyorum. Eminim. Sen tanımıyorsun abimi. Ben çocukluğundan beri biliyorum. O sadece kontrol düşkünü değil. Kindardır da. Yani yine de... Yine de onu benden daha iyi tanıdığını düşünüyorsun, öyle mi? Hayır tabii ki. Bu kadar kısa sürede böyle güvenmen... Ne de olsa çocuğunun babası. Yaman ya. Yaman ya. Ben biraz hava alacağım. Hadi gir sen. Okan. Gel.
Ne mesajı bu? Ne konuşacak mısınız benimle? Ya oğlum sana bir iyilik yapacağız. Siz. Siz bana iyilik yapacaksınız ha? Siz benim hayatımı mahvettiniz be. Bir dinle bizi, bir dinle. Bora el bombası gibi dolanıyor ortalarda. Patlasın. Patlasın. Belki şans eseri seni de yanımda götürürüm inşallah Cemile abla. Ortağım, Bora bugün olmasa da ilk fırsatta seni indirecek, indirecek. Ben kendi hayatımdan vazgeçtim. Sadece seninle kalacağını mı zannediyorsun Okan? Ateş senin abin değil mi lan? Abim. Abin değil mi? Hı-hı. O zaman beni dinle güzel abi. Bugüne kadar yakışıklı ve sen tehlike altındaydınız değil mi? Ama bundan sonra Gülsoy Brothers listesinin başını kim çekiyor biliyor musun? Ateş abi, ben sağ değilim. Ya bırak. Yapabilseydi bugün yapardı. Bugün yapardı ha? O kadar insan içinde. Bir ton şahit bırakarak. Emin misin? Sen Bekir abini bir dinlesene. La oğlum siz gittikten sonra Vural'la Bora'yı konuşurken duydum la. Sessizce halledecekler. İlk fırsatta. Al oğlum bunu. Al. Al şunu. Bora'yı indir. Tek çözüm. Sen neden yapıyorsun yani merak ettim. Lan Sarp'tan sonra direkt benden şüphelenecek lan Vural. Deli. Lan bak sen Bora'yı vur. Söz ben Vural'ı indireceğim. Cemile Hanım, Cemile Hanım. Ya ben bir şey merak ediyorum tam anlamıyla da. Şimdi senin elindeki tek kozun Vural. Yani Vural ölünce o zaman Cemile Hanım ne yapacak ben? Merak ediyorum sadece. Sen bugün bana odanda ne dedin Okan? Vural Bakırcı çevirdiğim oyunları ve hiçbir şeyi ona anlatmadığımı öğrenirse beni yaşatır mı sanmışsın? O? Sen Bora'yı vur. Söz bak yine arkanı toplayacağım. Daha önce yaptığım gibi toplayacağım arkanı. Vallahi bak. Ula oğlum tenhada bunu yakalayabilecek tek kişi sensin la. Oğlum herif senin peşinden ayrılmıyor lan zaten. Feray bana bir cevap ver lütfen. Ne sordu sana? Yaman lütfen üstüme gelme artık. Feraye. Bak bana. Yaman. Bak bana. Bak bana gözlerimin içine bak. Sen gözlerimin içine bakarken yalan söyleyemezsin. Abim sana ne söz verdi de tutmadı. Kaçırma gözlerini. Kaçırma gözlerini, bak ona. Feraye, iyi misin? İyi misin? Tamam, derin nefes al. Derin nefes al. İyiyim. İyiyim, iyi olacağım. Yaman bak. Benim gerçekten ateş gelmeden önce toparlanıp buradan gitmem lazım. Çünkü onunla karşılaşmak istemiyorum. Lütfen. Sen daha demin
Ne şarkı söylüyordun ya, ateşim ateşmiş. Ne o? Sen rüya falan gördün herhalde. Ya biz hani otele gitseydik, niye getirdin sen beni eve ya? Şey diyeceğim Alena. Ha. Şu araba var ya. Hangisi? Şu şu. Ha. O Ateş abimin arabası. Lan vallahi şanslı günündesin Burak. Dur dur. Aleyna. Aleyna sakin. Gel. Gel. Sakinim ben ya. Aleyna. Tamam hadi. Yavrum bak bundan sonrasını sen gidersin tamam? Giderim. Gitmesine de. Ayakta duramıyorum biraz. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Madem otele gitmedik, o zaman sen beni odama götür. Ya kızım ben sana işim var diyorum. Sen neden anlamıyorsun tamam, beni ya? Tamam, benim de işim var. Ama bak, zaten geldik. Şuradan şöyle sağa dönünce benim odam oluyor. Ha. Buradan çıkınca işte tamam. Tamam, hadi buyurun. Sen düşün kızım. İyiyim ben bir şey. Ha. Ya kızım sen demedin mi bana ben Yamanlı küsüm, annemlerle kalıyorum diye? Demişimdir. Ya boş ver sen şimdi. Ben yatağımı, odamı özledim. Gel sen gel. Bak, bak. Gel. Ya sen. Şşt. Aferin sana. Benim odan şurada. Tamam, tamam. Şşt. Şurada, şurada. Şurada. Of. Ne yapıyorsun ya? Telefon. Efendim? Tebrikler Sayın Okan Gülsoy. Tam kapsamlı hayat sigortası. Ya ablacığım bir dur ya. Vallahi bir dur, ne sigortası ya? Allah Allah. Sigorta diyor ya. Biraz daha iyi misin? Yaman bana bir bardak su getirir misin? Tamam. Tabii getiririm. Sevdiğim kız. Ne haber? Şş, bak sakın bağırayım deme. Sonra çok kötü şeyler oluyor. Sen de biliyorsun. Ne işin var senin burada?
Bak ne düşünüyorum biliyor musun Feraye? Sen doğum yapmışsın. Böyle senin gibi güzel bir çocuk. Babası da ölüp gitmiş artık. Nasıl ölür? Orasını ben bilmiyorum. Saçmalama. Daha bitmedi. Sonra sen, ben, o bebek, sonsuza dek mutlu mesut yaşayacağız. Yaman geliyor. Yaman geliyor çık. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Ben de seni seviyorum. Öğrenmeden yaşayamam. Karnındaki bebeğin babası ben miyim? Artık nasıl ölür? Orasını ben bilmiyorum. Ben miyim? Ben miyim? Bu gece her şeyi konuşacağız. Salonda bekliyorum hepinizi.
Alo abi. Ben geliyorum Okan. Evde misin? Abi ben bugün katılamayacağım. Abi beni affettin mi? Vay 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 erkek be. Şu duruşa bak be. Kalk. İyi tamam tamam Okan. Sevdim ama biliyor musun? No, 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 no. Tamam. Tamam sakin. Yürü lan yürü. Tamam Okan tamam sakin ol. Yürü hadi yürü. Tamam tamam sakin. Ulan Okan ya. Oğlum emniyetini açmamışsın mı? Sıksan sıkamayacaksın yani. Neyse iyi oldu. Yürü. Neyse güzel oldu bak bu. Şimdi Ateş'i çağırmak için güzel bir bahane oldu bana biliyor musunuz? Ateş abimi ne yapacaksın ki? Arabasına binmesi gerekiyor diyelim. Abi! Davetimi geri mi çevireceksin? Ben artık yokum Ateş. Hiç oldun mu ki? En azından. Son bir konuşmayı hak etmedin mi? İndir şu ayağına indir. Çocuğunu babasından ayırmaktan vazgeçtim. Ben anlamadım ki niye biz buradayız. İşte bir şey konuşacakmış ya Ateş Beyciğim. Ne bileyim ben. Baba sana bir şey söyledi mi? Yok. Herhalde sabah Vurallar'da çıkardığı rezalet için özür dileyecektir. Kesin hatalarını anladılar. Benden özür dileyecekler. Bir sus sen artık. Yenge bana bir bardak su getirir misin? Tabii canım. Thank you.
Sağ ol. Hoş geldin Musin amca. Hoş bulduk evladım. Bu safir yüzük. Neden yıllardır bu ailenin simgesi bilen var mı? Anne? Neydi bu safir taşının anlamı? Uğursuzluktan başka hiçbir anlamı yok onun. Rivayete göre safir gerçek olan demekmiş. Gerçek sevgi. Gerçek kardeşlik. Gerçek aşk. Temiz olmayan sevginin yanında durmazmış Zafir. İtermiş onu. Sadakat istermiş. Hep doğruları duymak istermiş. Rivayet. Kim bilir? Belki de bu yüzden yıllardır bu evde hak ettiği değeri görmedi bu yüzük. Ne demek oluyor yani? Bu ev yalan dolu. Bu akşam hepsini tek tek konuşacağız. İyi. Konuş bakalım. Bir misafirim var, gelsin. Hepsini konuşacağız. Hakikaten Okan nerede? Okan'ı değil başka birini bekliyoruz. Bora bak. Bora abimin hiçbir suçu yok. Lan kaç! Bak duydun mu beni? Duydun mu? Geç! Duydun mu? Abimin hiçbir suçu yok, tamam mı bak? Duydun mu beni? Ha? Duydun mu? Hepimiz yalan söyledik ona. Yalan Ben, Feraye, abim hepimiz yalan söyledik ama o her şeye rağmen bebeği kabul etti. Tabii. Bir dakika. Şimdi bebek ateşten değil mi? Hepimiz yalan söyledik. Yok. Biz bu gül soyların hepsinden kurtulmadan temize çıkmayacağız, anlaşıldı. Abimin arabasına.
var ki başka? Herkesi toplamış işte. Ne bileyim Çetin. Kimi bekliyoruz acaba? Sus artık. Ya yeter ya. Kim gelecekse geldik işte. Ne anlatacaksan anlat. Otur. Bak. Otur. İyi akşamlar. Ömer abi. Hoş geldin Vural. Otur. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Vural Bey. Hoş buldum. Bugün yaşananlara rağmen Vural Bey sağ olsun beni kırmadı. Buralara kadar geldi. Ne anlatacaksın? Ne söyleyeceksin? Merak ediyorum. İnanın herkes merak ediyor. Öyle değil mi Cemile? Madem Gülsoy'larla iş yapmak istiyorsunuz. Bunların bütün sırlarını bilseniz iyi olur. Bunların sanki bu aileden değilmiş gibi konuşuyorsun. Etrafım yalanlarla çevrili olunca oradan böyle görmeniz çok normal. Ne dersin Yaman? Sence de gerçekleri konuşmamızın vakti gelmedi mi? İyisin sen Feray. Feray'ı hastaneye götürmemiz lazım. Hala mı kaçıyorsunuz ya? Saçmalama. Feray hadi kal. Gidiyoruz. Hadi. Ne söyleyeceğini duymak istiyorum. Konuşalım o zaman. Ancak ikiniz birden gelirseniz hayatını bağışlarım. Feray. Ay.
Bırakma beni ama. Abinlere selam söyle. Ne ailem tarafından sevilmemek, ne de kardeş bildiklerimin yalanları. Dedim. Aşık olduğum kadını öldürebilirdim. Bebeğimizi kurtar. Bebeğimiz mi? Bebeğimiz mi?